Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda sizlerle birlikte tarih tekrarı yapacağız arkadaşlar. Faydalanmanız dileğiyle diyoruz ve hemen konumuza başlıyoruz. Türklerin kullandığı takvimler hangileridir diye sormuşuz. Arkadaşlar Türkler sırasıyla 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri, Celali, Rumi ve Miladi takvimi kullanmıştır. Peki bir toplum takvim hazırlıyorsa hangi konuda ileri gitmiştir? Cevabımız astronomi olacak. Peki bu takvimlerden hangileri mali amaçlı kullanılmıştır diye sorulursa cevabımız Celali ve Rumi takvimi olacak. Peki bu takvimlerden sadece bir tanesi ay yılına göre hazırlanmıştır. Hangisidir diye sorulursa cevabımız Hicri takvim olacak. Peki Türklerin en uzun kullandığı takvim hangisidir diye sorulursa cevabımız hicri takvim olacak. Peki arkadaşlar bu takvimlerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hangilerini kullanmıştır diye sorulursa cevabımız hicri, rumi ve miladi takvim olacak. Geçiyoruz. Paşalarımız ve ünvanlarımız demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen cephesinde o müthiş Medine müdafasını yapan paşamız Çöl Arslanı, Çöl Kaplanı, çölün ortasında Pilevne kahramanı olarak bilinen o müthiş karakter kimdi? Fahrettin Paşamızdı. Yine Balkan Savaşlarında gösterdiği başarıdan dolayı kendisine Edirne Fatihi denilen kişi Enver Paşa ki biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı'na kuyumcu Hamdi ismiyle katılmıştı. Yine Çanakkale Savaşı'nda Alçıtepe Kahramanı olarak bilinen Yine Şarkın Fatih, Kutul Amara Savaşı'nda Kut Fatih olarak bilinen kişi Kazım Karabekir. Yine Irak cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nda Kutul Amara zaferini kazanan Kut kahramanı paşamız Halil Kut. Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar kahramanı olarak bilinen Mustafa Kemal paşamız. Yine Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarıdan dolayı kendisine Hamidiye kahramanı denilen paşamız Rauf Orbay, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk ordusunun başında Trakya'ya geçen Trakya Yüksek Komiseri olan paşamız Refet Bele, yine arkadaşlar 93 Harbi'nde gösterdiği başarıdan dolayı kendisine Plevne kahramanı denilen paşamız Gazi Osman Paşa, Son paşamız ise Çanakkale Savaşı'nda kendisine 18 Mart kahramanı denilen paşamız Cevat Çobanlı diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar savaşlar ve diğer isimleri diyoruz. Aydınlar Savaşı, Centilmenler Savaşı, Dardanel Savaşı diyorsa arkadaşlar aklımıza Çanakkale Savaşı gelecek. Birinci İnönü Savaşı'na Yunanlılar taarruz ve keşif demişlerdir. Yine arkadaşlar Sakarya Savaşı için Subay Savaşı ve Melhame-i Kübra denilmiştir. Ki Sakarya Savaşı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit verdiğimiz savaştı. Yine arkadaşlar Büyük Taarruz için Rum Sındığı, Yurt Kurtaran Savaş, Başkomutanlık Meydan Savaşı, Dumlu Pınar Meydan Muharebesi isimleri de verilmiştir. Ki Rum Sındığı geçen sene soruldu biliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar Malazgirt Savaşı'na yurt açan savaş, Miryo-Kefalon Savaşı'na yurt tutan savaş, Büyük Taarruz'a ise yurt kurtaran savaş denilmiştir diyoruz. Geçiyoruz şehirler ve ünvanları demişiz. Ötüken arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihinde biliyorsunuz en önemli şehrimiz Ötüken toprak ana Türk memleketlerinin yüreği olarak biliniyor ve günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir. Semerkant şehirlerin şahı olarak biliniyor. Balasagun, Hakanlar şehri, Kaşgar, Işıldayan İnci, Buhara deneme sınavlarında çok çıkıyor. İslam'ın Roması diyoruz. Yine arkadaşlar İsfahan dünyanın yarısı ki Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir biliyorsunuz. Buhara, Beh ve Ahlat ise Kubbetül İslam olarak biliniyor. Yine hani şöyle bir soru gelebilir. Anadolu'da hangi şehir Kubbetül İslam olarak bilinir diye sorarsa cevabımız Ahlat olacak. Geçiyoruz. İstiklal madalyası olan şehirleri sormuşuz arkadaşlar. 1924 yılında Kastamonu'nun İnebolu kazasına İstiklal madalyası verilmiştir arkadaşlar. Türkiye'de İstiklal Madalyası olan tek ilçemiz neresidir? Kastamonu'nun İnebolu ilçesidir. 1925 yılında Maraş, 2008 yılında Antep, 2016 yılında Urfa şehrine İstiklal Madalyası verilmiştir diyoruz. Sorular şu şekilde de gelebilir. Atatürk döneminde İstiklal Madalyası verilen şehirler neresidir diye sorulursa cevabımız İnebolu ve Maraş olacak. Peki en son hangi şehrimize istiklal madalyası verilmiştir diye güncel bir soru gelebilir arkadaşlar. O zaman cevabımız Urfa olacak. Geçiyoruz bir yerde kesin tarım yapıldığının kanıtı nedir diye sormuşuz arkadaşlar. Eğer bir yerde su kanalı varsa, orak ve saban varsa, tohumluk buğdaydan bahsediyorsa kesinlikle orada tarım yapılmıştır diyeceğiz. Ama Biliyorsunuz tağıl öğütme taşları diyorsa, işte tağıl saklama ambarı diyorsa bunlar kesin kanıt değildir diyeceğiz. Peki sorularda ahiret inancının varlığını nasıl anlarız? Yine çok çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar mezarlar oda şeklinde yapılıyorsa, mesela Hititlerde kralın tuttuğu anallar, günlükler, Tanrı'ya hesap vermek amacıyla tutulmuştu biliyorsunuz. Ölüler eşya ile gömülüyorsa, mezarların başına bal bal dikiliyorsa, Cennet ve cehennem anlayışı varsa arkadaşlar mumyalama yapılıyorsa bunlar ahiret inancının kanıtıdır diyoruz. Tabi cenaze töreni düzenlemek, ağıt yakmak ise ahiret inancının kanıtı değildir diyeceğiz. Yine arkadaşlar soru bankalarında çok çıkıyor karşımıza. Yoksullara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, Aşevi açmak, işte Bilge Kağan'ın Göktürk kitabelerinde aç gördüm, doyurdum, çıplak gördüm, giydirdim demesi. işte Tolun oğullarında ücretsiz ilaç dağıtılması arkadaşlar sosyal devlet anlayışının kanıtıdır diyoruz. Yine soru çözerken karşımıza çok çıkıyor. Merkezi otoriteye zarar veren gelişmeler nelerdir? Yine sorularda karşımıza çok çıkan bir konu arkadaşlar. Eğer bir yerde şehir devletleri varsa, feodalite ve beylikler varsa, ikili yönetim uygulaması yapılıyorsa, boylar halinde örgütlenme varsa, isyan varsa, tahta güçlü olan geçiyorsa, ki memlüklülerde duyuyorduk bunu arkadaşlar, fethedilen yerlerin fetheden komutana verilmesi, bu gelişmeler merkezi otoriteye ne veriyor? Zarar vermiştir diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri kullanmıştır diye sormuşuz. Köktürk, Uygur biliyorsunuz Türklere ait iki tane milli alfabemiz var. Biri Göktürk, diğeri Uygur alfabesi. Kiril, Soğut, İbranice, Arap, Fars, Latin alfabelerini Türkler kullanmışlardır diyoruz. Peki Türklerin en uzun kullandığı alfabe hangisidir diye sorulursa... Cevabımız Arap alfabesi olacak arkadaşlar. Yine İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili çok karşımıza çıkan bir soru. Göçebe bir toplumda ne gelişmez diye soruluyor arkadaşlar. Eğer göçebe bir toplumu soruyorsa ki o toplumda özel mülkiyet, şehir hayatı, mimari ve tarım gelişmez diyeceğiz arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu kimdir diye sorarsa. Cevabımız İskitler olacak ama tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir diye sorarsa cevabımız Asya Hunları olacak. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Bozkırların kuyumcusu olarak bilinen Türkler İskitler. Avarların demircisi olarak bilinen Türkler ise Göktürkler'dir diyoruz. Yine arkadaşlar tarihte devlet kuran ilk Türk hükümdar kimdir diye sorarsa e, tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya onları ise onları kuran Teoman tarihte bilinen ilk Türk hükümdardır diyoruz arkadaşlar. Tarihte Türk adıyla devlet kuran ilk Türk hükümdar kimdir diye sorarsa e, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürkler. Göktürklerin kurucusu da Bumin Kağan'dır diyoruz. Yine arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihinde devleti kardeşiyle birlikte yöneten o meşhur hakanlar kimlerdir? Bir de ona bakalım. Çiçi, Hohanya deyince aklımıza Asya Hunları geliyor. Ki Çiçi bir Türk milliyetçisi iken Hohanya'da bağımsızlık duygusu yoktu. Atilla ülkeyi kardeşi Bleda ile birlikte yönetmişti. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi Yapku ile birlikte yönetiyordu ki İstemi Yapku biliyorsunuz Orta Asya'dan Bizans'a elçi gönderen ilk kişiydi. Ve dış politikada biliyorsunuz çıkarcı politika izliyordu. Önce Sasanilerle anlaşıp Akhun Türk Devleti'ni yıkıyordu. Daha sonra da Bizans'la anlaşıp Sasanileri yenmişti. Yine arkadaşlar Bilge Kağan, Kültigin kardeşler meşhurdur. Geçiyoruz Türklere ait olmadığı halde Türkler hakkında bilgi veren önemli eserler hangileridir diye sormuşuz. Arkadaşlar bunlardan biri Igor Destanı Ruslara aittir ama bu destanın içinde Kıpçak Türkleri hakkında bilgi edinebiliyoruz. Yine Şehname İranlılara aittir. İskitler hakkında bilgi elde ediyoruz ki Firdevsi Şehname adlı eseri Gazneli Mahmuda sunmuştu. Yine Almanların Nibelungen Destanı'nda Avrupa onları hakkında bilgiye ulaşıyoruz. Ve Atilla için bu destanda biliyorsunuz Edzel ismi kullanılmıştı. Yine Şehname'de Alper Tunga için Afrasya ismi kullanılmıştı. Bunları da unutmuyoruz. Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları nelerdir diye sormuşuz. Beş tane fikir akımı vardı. Bunlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem'i merkeziyetçilik de. Bunların içerisinde arkadaşlar en çok karşımıza çıkan Osmanlıcılık fikir akımı. Çünkü diğerleri kolay. Ki İslam'dan, halifeden, Müslümanlardan bahsediyorsa İslamcılığı soruyor. Türklerden bahsediyorsa Türkçülüğü soruyor. Avrupa'yı taklit etmekten bahsediyorsa Batıcılığı soruyor. İşte yerinden yönetim Prens Sabahattin diyorsa Adem'i merkeziyetçiliği soruyor. Ama burada dil, din, ırk herkesi Osmanlı gören fikir akımı biliyorsunuz Osmanlıcılıkta arkadaşlar. Özellikle Balkan coğrafyasında izlenmiş bir politikaydı. Ama Balkan savaşlarında önemini ne yaptı bu fikir akımı kaybetti. Peki sorularda neyi görürsek Osmanlıcılığı işaretliyoruz. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet, kanun esasiye ve mebusan meclisi kavramlarını görürsek Osmanlıcılığı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Eğer senedi ittifak varsa şıklarda onu almayacağız. Yine ikinci Abdülhamit diyorsa aklımıza İslamcılık gelecek. Ziya Gökalp diyorsa Türkçülük diyeceğiz. İşte Türkçülüğün geniş versiyonu Pan Türkizm diyorsa cevabımız Turancılık olacak. Tevfik Fikret diyorsa Batıcılık olacak arkadaşlar. Prens Sabahattin derse de Adem'i merkeziyetçilik. Peki bu fikir akımlarından hangilerini Mustafa Kemal de benimsemiştir diye bir soru gelirse cevabımız Türkçülük ve batıcılık olacak. Peki Türk İslam tarihinde kullanılan bazı kavramların Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nelerdir diye sormuşuz. Arkadaşlar yine önemli bir konu biliyorsunuz Selçuklularda gulam denilen kavramın Osmanlı'daki karşılığı devşirme ya da kapı kulu olarak geçer ki biliyorsunuz askeri sistem Melik Selçuklularda hükümdarın erkek çocuklarına verilen isimde Osmanlı'da şehzade diyoruz. Melikleri yetiştiren hocanın adı Atabey'de de Osmanlı'da lala diyoruz. Anadolu Selçuklularında donanma komutanına reisül Bah deniliyordu. Osmanlı tarihinde kaptanı derya denilmiştir. Ribat arkadaşlar Karahanlılar'da kervan saraylara verilen isimde Müstevfi Selçuklular'da gelir ve giderden sorumluydu. Osmanlı'da defterdar diyoruz. Yine Selçuklular'da toprak işleriyle, arazi işleriyle uğraşana pervaneci Osmanlı'da nişancı diyoruz. Yine Selçuklular'da esnaf teşkilatının adı Ahi Teşkilatı, Osmanlı'da Lonca Teşkilatı diyoruz. Selçuklularda Yüksek Mahkemenin adı Divanı Mezalim, Osmanlı'da Yüksek Mahkemenin adı Divanı Hümayun'du. Geçiyoruz arkadaşlar. Türk İslam tarihinde hangi savaşlardan sonra beylikler kurulmuştur diye sormuşuz. Arkadaşlar 3 savaştan sonra beylik kurulmuştur. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklere birinci Beylikler dönemi denilmiştir. İşte Saltuklular, Mengücekliler, Danışmenkliler, Artuklular, Çaka Beyliğinin olduğu dönem. İkinci Beylikler ya da diğer adıyla Uç Beylikler 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur arkadaşlar. Yine biliyorsunuz 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'da Fetret Devri başlıyordu ve Osmanlı Devleti'nin son verdiği beylikler tekrar kurulmuştu. Dolayısıyla üç savaştan sonra Anadolu'da beylikler kurulmuştur diyoruz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylikler hangileridir diye sormuşuz. Şifremiz Samet Aç diyoruz. Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Artuklular, Çaka Beyliği diyoruz. Peki Malazgir Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylik hangisidir diye sorarsa cevabımız Saltuklular olacak. Yine arkadaşlar bu beyliklerden hangisi İlk Türk denizcisidir diye sorulursak cevabımız Çaka Bey olacak. Malabadi Köprüsü derse Artuklular diyeceğiz. Yine robot biliminin kurucusu El Cezeri derse Artuklular diyeceğiz. Tokat Niksar'da yağ basan medresesinden bahsediyorsa cevabımız danışmentliler olacak. Anadolu'da bilinen en eski külliye Divri külliyesi diyorsa cevabımız Mengücekliler olacak. Anadolu'da bilinen en eski türbe Saltuk Bey Türbesi diyorsa cevabımız Saltuklular olacak. Geçiyoruz arkadaşlar Türklerin Selçuklular döneminde Bizans'la Anadolu için yaptığı üç önemli savaş hangisidir diye sormuşuz. Hemen bakalım 1048 Pasinler Savaşı. Arkadaşlar Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu için Bizans'la yaptığı ilk savaştı. Anadolu'nun kapısı aralandı diyorduk bu savaşta. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Alparslan Roman Diyojen'e esir almıştı biliyorsunuz. Bugünkü Muş ilimizin sınırları içerisinde yapılmış bu savaş. Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Yine arkadaşlar 1176 Miryo-Kefalon Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 2. Kılıç Arslan tarafından yapılmış ve bu savaşla Anadolu'nun tapusu alınmıştır. Yani kısaca şöyle diyelim, Pasinler Savaşı ile Anadolu'nun penceresi açılmış, Malazgirt Savaşı ile kapıyı açıyoruz, Miryo Kefelon Savaşı ile de tapuyu alıyoruz. Hemen farkını da söyleyeyim, Pasinler Savaşı ve Malazgirt Savaşı'nı Büyük Selçuklu Devleti yapıyor ama Miryo Kefelon Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti yapmıştır. Ya da şöyle bir soru da gelebilir, Anadolu'nun tapusunu alan Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir diye sorulursa cevabımız ikinci Kılıç Arslan olacak. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuza. Anadolu için çok önemli kabul edilen 3 savaş. Biraz önce söyledik. Yurt açan savaş dedi mi Malazgirt Savaşı, yurt tutan dedi mi Miryo Kefenon Savaşı, yurt kurtaran dedi mi başkomutanlık meydan savaşı diyeceğiz. Türk İslam tarihinde yapılan önemli savaşlar hangileridir diye sormuşuz. Hemen şöyle bakalım. Bunlardan ilki arkadaşlar Talas Savaşı diyoruz. Biliyorsunuz Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği savaştır. Bu savaş Abbasiler ile Çinliler arasında olmuş ve bu savaşta Karluk Türkleri Abbasilere yardım etmiştir. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu da hangisiydi? Karluklardı arkadaşlar. İkinci savaş 1040 Dandanakan Savaşı. Bu savaş iki Türk devleti arasında olmuş ve Büyük Selçuklular Gaznelileri yenerek bağımsızlığını ilan etmiştir. Yine 1048 Pasinler Savaşı'nda Tuğrul Bey Bizans'ı yeniyor ki bu savaş Türklerin Bizans'la yaptığı, Anadolu için yaptığı ilk savaştı arkadaşlar. Yine 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açtık. 1141 Katvan Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti Kara yenilmişti. Yine çok önemli bir savaş tarihimizde arkadaşlar Hıddin Savaşı Selahaddin Eyyubi Haçlıları yenerek Kudüs'ü ele geçiriyordu ki bu zafer 3. Haçlı Seferi'ne neden olacak. Yine arkadaşlar Ayn Calut Savaşı ki ön Asya'da Moğolları yenen tek Türk devleti kimdi? Memlüklülerdi arkadaşlar. Mercidabık ve Ridaniye Savaşı'nda Osmanlı Devleti Memlüklüleri yıkmış ve halifelik Osmanlı'ya geçmişti. Yine 1230 yaz Sıçman Savaşı ki bu savaşta Anadolu Selçukluları Harzemşahları yenmişti. Yine 1243 Köse Dağ Savaşı bu savaşta Anadolu Selçukluları İlhanlılara yenilmiş Biliyorsunuz Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve Anadolu'da ikinci beylikler kurulmuştu. Geçiyoruz arkadaşlar Türk İslam tarihinde bilginler devleti olarak bilinen Türk İslam devleti hangisidir diye sormuşuz. Cevabımız Timur Devleti olacak. Veraset sistemi diğer Türk devletlerinden farklı olan Türk İslam devleti hangisidir diye sormuşuz. Sorularda çok çıkmış karşımıza. Cevabımız Memlükler olacak. Çünkü Memlüklülerde saltanat sistemi yoktur. Güçlü olan her komutan hükümdar olabilirdi demiştik arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri hangileridir diye sormuştuk. Şifremiz tema. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler diyoruz. Peki Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir diye sorulursa cevabımız Tolunoğulları olacak. Mısır'a altın çağını yaşattı diye sorulursa yine Tolunoğulları diyoruz. Tolunoğlu Ahmet Camisi bu dönemde yapılmış. Tolunoğlu Ahmet'in e, Müslüm ve gayrimüslim ayrımı yapmadan insanlara ilaç dağıtması, onlara gıda yardımında bulunması sosyal devletin kanıtıdır diyorduk. Peki kutsal toprakları ele geçiren ilk Türk İslam Devleti hangisidir diye sorulursa cevabımız Akşitler olacak. Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diyorsak Eyyubiler diyoruz ki Haçlıların elinden Kudüs'ü almıştı. Yine Memlükler tarihte Türkiye adıyla kurulan ilk Türk devletiydi arkadaşlar. Anadolu'ya yardıma gelen Memlük hükümdarı Sultan Baybars'tı. Yine Moğollar Bağdat'ı yakıp yıktıklarında Abbasi halifesini Mısır'a götüren Memlük hükümdarı Sultan Baybars'tı arkadaşlar. Yine Ön Asya'da Ayn Calut Savaşı'nda Moğolları yenmişti Memlükler ama Osmanlılar biliyorsunuz Memlüklülere son verdi. Müslüman olmalarına rağmen Balbal bal geleneğini devam ettiren Türk İslam devletleri hangileridir diye sormuşuz. Cevabımız Ak koyun ve Kara koyunlular olacak. Mezarlarının başına koç heykeli dikmişler arkadaşlar kendilerini büyük selçuklu devletinin mirasçısı olarak gören türkler harzemşahlar kendilerini anadolu selçuklu devletinin mirasçısı olarak görenler ise karamanoğullarıdır diyoruz. Türk tarihinde bilinen iki ünlü vezir hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihinde vezir Tonyukuk kendisi ilk Türk tarihçisi olarak da biliniyor. İkinci Göktürklerin en ünlü veziridir ve ilk Aygucu yani vezir başbakan olarak kabul edilir. Yine Türk İslam tarihinde Selçukluların Alparslan tarafından vezir yapılan Nizamül Mülktür. Kendisi ilk atabey sayılır. Bunu da unutmuyoruz. Yine Alparslan ve Venikşah'a vezirlik yapmış arkadaşlar. Siyaset Nami adlı eseri de meşhurdur. Bunu da unutmuyoruz. Oturar faciasına neden olan Türk İslam Devleti hangisidir diye sormuşuz. Cevabımız Harzem Şahlar olacak. Kudüs Fatih kimdir diye sorulursa cevabımız Selahaddin Eyyubi olacak. Yine put kırıcı olarak bilinen Türk İslam hükümdarı kimdir diye sorulursa cevabımız Gazneli Mahmut olacak. Kendisine Hindistan Fatih de denilmiş zamanın yeganesi, alemin arslanı ünvanı da kullanılmıştır. Hindistan Fatih olarak bilinir. Hindistan'a İslamiyet'i götüren Türk hükümdardır. Yine Abbas halifesini koruma altına alan ilk Türk İslam hükümdarıdır diyoruz Gazneli Mahmud'a. Yine arkadaşlar Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklularını yenen, Bağdat'ı yakıp Abbasi Devleti'ne son veren, ve Hasan Sabbah'ın Alamut kalesini yıkan Moğol hanlığı hangisidir diye sorulursa cevabımız İlhanlılar olacak. Anadolu'da biliyorsunuz İlhanlılara ait iki tane önemli eser var. Bunları da mutlaka bilelim. Biri Erzurum'daki Yakutiye Medresesi, diğeri Amasya'daki Bimar Hanedir arkadaşlar. Evet burada bırakalım arkadaşlar. İnşallah bir sonraki ders videomuzda kaldığımız yerden konu tekrarımıza devam edelim.